İşe şu yüzükle başlayanlar. Tekrar söyleyeyim. İşe şu yüzükle başlayanlar. Yüz görümlüğü denir, bilir misiniz? Kocasının kendisine taktığı bileziği dava adı altında buraya verenler. Maaşından para ayıranlar, çocuğunun rızkından keserek din adına, İslam adına, bunlar bizim için faydalı olacak diyerek dava adına buralara olmayan varından yardım edenler. Bu yüzüğün sahibi ne halde, duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi nerede, duyuyor musunuz? Nasıl yaşıyor, duyuyor musunuz? Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor, duyuyor musunuz? 20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor, duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor, duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi sofrasında smoothie içiyor, biliyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi kolunda nasıl bir saat taşıyor, biliyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, bu yüzüğün sahibi yerde fakir fukarayı, fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlarına ne kadar maaş veriyor, biliyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp, sizlerin cebinden alıp, büyük Türk milleti, dostu, arkadaşı, ailevi dostu Hariri'nin cebine koyuyor, biliyor musunuz? Ama bu harami düzen sürdürülemez. Bu harami düzen sürdürülemez. Senin çocuğun gündüz oturup, gündüz uyuyup, senden para almasın diye, para isteyemesin diye utandığından, üniversite mezunu oğlun kızın iş bulamadığı için 92 puanla mülakatta elenmiş kızın oğlun, defalarca KPSS'ye çalışmış oğlun kızın 92 puanla, 88 puanla mülakatta elenmişken, ayısı olan, dayısı olan, bu yüzüğün sahibinin yandaşı olanın çocuğu 58 puanla atanmışsa, bu haram düzen, bu kul hakkının dibine varılmış düzen sürdürülemez. Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühüyle bu harami ve haram düzeni, bu kul hakkının dibine varılmış, hiç farkında olunmayan düzeni helal oylarımızla, sandıkta demokrasiyle değiştirmek, bunları da emekliye sevk etmek İYİ Parti'nin, bu büyük Türk milletinin görevi olacak inşallah. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Kemal Paşa'da ziyaret ettiğim bir markette 18 yaşındaki bir evladımızla konuştum. İsmi Gökdeniz. Diyor ki, sınavdan sonra ülkemizde ve dünyada bir yerimiz olacak mı? Evet, herkesin bir yeri var. Ama hak ettiğimiz yeri bulacak mıyız? Bunu lise talebesi, fen lisesinde okuyan bir gencecik çocuğumuz söylüyor. 18'e girmesine birkaç gün kalmış, fen lisesini kazanmış, orada okuyan, gelecekle ilgili olarak çok fazla endişesi olmaması gereken bir oğlumuz söylüyor.
bu çocukları bu hale getirenler utansın. Değerli dava arkadaşlarım, bugün ülkemizdeki gençlerin birçoğunun aklında bu soru var. Hak ettiğimiz yeri bulacak mıyız? Geleceğe dair derin kaygılarla yaşayan bir gençlikle karşı karşıyayız. Haksızlıklar karşısında boğulan, hakkı için mücadele etmekten yorulan bir gençlikle karşı karşıyayız. Vaktinden evvel yaşlanan, yaşından büyük dertlere sahip bir gençlikle karşı karşıyayız. Emniyet ve güvenlik hissinden yoksun bırakılmış, kendisini hiçbir yerde güvende hissetmeyen bir gençlikle karşı karşıyayız. Umursanmadığını, unutulduğunu ve yok sayıldığını düşünen bir gençlikle karşı karşıyayız. İşte tam da bu nedenle önceki hafta olduğu gibi geçtiğimiz cumartesi günü de bir grup gencimizle birlikteydim. Gençler için gençlerle beraber diyerek başlattığımız tersine mentorluk oturumlarımızın ikincisini gerçekleştirdik. Pandeminin başından itibaren önce Zoom üzerinden kamuya kapalı, hiçbir şekilde kayda almadığımız, isimlerini konuşmadığımız, sadece dertlerinin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız, bu çocuklar neye heyecanlanır, hangi hayalleri kurar, umutları var mıdır, anne ve babalarının karşısında kendilerini hala harçlık alır konumda hissetmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalıştığımız, Türkiye'ye dair hayallerinin, umutlarının ne olduğunu öğrenmeye çalıştığımız aşağı yukarı 1,5 yılı aşkın bir süre, bazen haftada 2 gün, bazen haftada 1 gün sürekli bu gençlerle beraber oldum. Şimdi bu gençlerin yüzlerini, sözlerini, seslerini duyurabilmek için onların izniyle açık, kamuya açık ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınladığımız oturumlar yapıyorum. Ben soruyorum, onlar söylüyor. Yani onları kafalamaya çalışmıyorum. Yani oy elbette önemli ama önceliğimiz oy almak değil. Önceliğimiz bu daralan, boğulan, nefes alamayan, güveni kalmamış bu gençlerimizin derdini büyük bir samimiyetle şuradan dinleyip sonra onların sesi olup daha sonra da bu dertlere çözüm üretmek üzerine kurulu bir sistem bu. Onlar içini söktü, ben dinledim. Onlar anlattı, ben öğrendim. Onlar sesini duyurmak istedi, ben de şimdi buradan Yüce Meclisimizin kürsüsünden iktidar mensupları başta olmak üzere tüm Türkiye'yi bu gençlerimizin sesini duymaya davet ediyorum. 23 yaşında bir genç kızımız diyor ki, ne istemediğimiz noktasında keskin çizgilerimiz var. Belli kimliklerimiz var. Mesela benim kadın kimliğim var. Umutsuzluklarla çarpışıyorum. Mesela benim genç kimliğim var. Onunla ilgili de umutsuzluklarla çarpışıyorum. Sürekli yüzüyorum. Bunu manevi manada söylüyor. Bir metafor olarak söylüyor. Sürekli yüzüyorum, derine dalıyorum ve orada sürekli boğuluyorum. 23 yaşında bir kız. Devamlı boğuluyorum diyor. Bunlar sizin çocuklarınız. Allah, sistem bizi nereye götürüyorsa oradayım. 28 yaşında mühendis bir oğlumuz diyor ki, iyi bir işi var. Teknik üniversite mezunu. İyi de bir işi var. Bir ay sonrayı, bir hafta sonrayı, bir gün sonrayı planlayamıyoruz. Ülkede her gün, her saat, her dakika daha geriye götürüyor bizi. Ümidim kalmadı artık. Çünkü çok yoruldum. Ya bunların tamamı yoruldum diyor. Tamamı yoruldum diyor. Bedeni yorgun değil. Ruhu yorgun, kalbi yorgun, beyni yorgun, hisleri yorgun, duyguları yorgun.
Arkadaşlarla beni beklerken kendi aralarında konuşmuşlar. Arkadaşlarla biraz önce diplomanın hiçbir önemi kalmadığını konuştuk. Ne acı değil mi? Okuma, bambaşka bir şey yap çünkü daha güzel, daha çok getirisi var dedik. Bu çok acı Meral Hanım dedi bana. Doğru, doğru Furkan. Çok acı, çok acı. Dediğin doğru, çok acı.